Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatları. Şimdi arkadaşlar burası aslında önemli bir bölüm. Ama ben size mümkün olduğu kadar formülsüz açıklamaya çalışacağım. Şimdi takdir edersiniz ki arkadaşlar her şey formül, her şey formül, her şey formül. Öğrenci diyor ki hocam hangisini ezberleyeyim? Doğru, haklı. Hakkı var. Şimdi arkadaşlar buradaki genel mantığı ben size anlatmaya çalışayım. Öncelikle bir koordinat sistemi üzerine yerleştirilmiş bir AB doğru parçası var. Soru nasıl gelir? Soru da der ki işte bir AB doğru parçasını içten ya da dıştan bölen ifadesini kullanır. Bazen kullanmayabilir de kullanmadığında örneğin ekranda gördüğünüz AB doğru parçasının ortasında bir C noktası görüyorsunuz. İçten ya da dıştan demediğinde bu C noktasını nasıl tespit etmek gerekir? Öncelikle bunun hakkında elbette ki sorularda da üzerine yoğunlaşarak çözeceğiz. Ama yine de bir fikir olması açısından eğer içten ya da dıştan demiyor ise bize oran vermiştir arkadaşlar. Oran verdiğinde de bu oranı kullanabilirsek içten veya dıştan veya B tarafında veya A tarafında neresi olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz, kavrayabiliriz. Burada arkadaşlar verilen çoğu kitapta, çoğu kaynakta da var olan bir formül var. Ancak benim önerim tabii ki formül ezberlemek istiyorum hocam diyenlere göstereceğiz formülü ama benim önerim mümkün olduğu kadar genel anlamda formülden uzak durmanız. Yani ben öyle yapıyorum. Öyle yapmaya gayret ediyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim şekilde gördüğünüz gibi bir AB doğru parçasını içten ya da dıştan bölen noktanın koordinatlarını tespit etmeye. Şimdi arkadaşlar şekli gördünüz. AB'yi K oranında içten bölen noktanın biraz daha ufaltalım, şöyle daha net görmeye çalışalım. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Şekle göre konuşuyoruz. AB doğru parçasını K oranında içten bölen nokta, şekle göre konuşuyorum, C noktası X0, Y0 olsun. Buradaki tabii ki arkadaşlar bir benzerlik bağıntısı bu işin temelidir. Ancak ben hani bu bağıntı nereden geldi bunu çok izah etmek istemiyorum. Direkt size sonucu, daha doğrusu formülü göstermeye çalışacağım. Burada bakın X0 değeri X1 artı K çarpı X2 bölü 1 artı K ifadesi kullanılmış. Buradaki K oran bağıntısından görüyorsunuz. Tales'ten çıkmış ACN'in CB'ye vesaire. K dediğimizde NP, PR'ye K eşitliğinden aynı şekilde Y0 değerini de arkadaşlar Y1 artı K çarpı Y2 bölü 1 artı K olarak bulabiliriz. C noktasının koordinatlarını. Ben hocam akılda tutmakta zorlanmam. Bunu da sevdim diyen arkadaşlara buyurun dedikten sonra diğer mantığı izah etmeye geçiyorum. Şimdi bakın sorumuz burada. Biraz büyütelim yine. Evet, sorumuz burada arkadaşlar. -7'ye 4 noktası verilmiş. Ve B noktası 5'e -4 verilmiş. C noktası neymiş? AB'nin elemanıymış arkadaşlar. Bakın C noktası AB'nin elemanıdır diyoruz. Burada içten ya da dıştan ifadesini kullanmamış. Yani ben içten ya da dıştan olsun fark etmeksizin aynı mantığı kullanarak sonuca gitmenizi sağlamaya çalışacağım için benim için içten bölmüş, dıştan bölmüş, sağdan ya da soldan olması hiçbir şey ifade etmiyor. Mantıksal olarak biz bu tip soruları çok rahatlıkla çözebiliriz. Asıl vermek istediğim mesaj budur arkadaşlar. Şimdi
Bakın bu ele alalım. Nedir? Bir A noktası var. A noktasının koordinatı eksi 7'ye 4 verilmiş. Aynı şekilde bir de B noktası var. B noktasının koordinatı da arkadaşlar 5'e eksi 4 verilmiş. Ve bize der ki, bakın AC'nin CB'ye oranı 1 bölü 3'tür. AC'nin CB'ye oranı 1 bölü 3'tür. Şimdi arkadaşlar, burada elbette ki bakın oranları çok dikkatlice incelediğinizde C noktasının AC, CB takribi olarak, temsili olarak koymaya çalışacağım ama sadece oransal olarak mantığını anlamanız yeterlidir. Bu noktalara da ne diyelim, X0 ve Y0 olsun. C noktası zaten burada X0, Y0 olarak belirtmiş. Noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir bulmaya çalışalım. Peki. Şimdi arkadaşlar AC 1 birim iken CB 3 birimmiş. AC K birim iken bize verilmiş. CB bakın 3 birim verilmiş. Yani CB uzunluğu nedir arkadaşlar? K'nın 3 katı olarak verilmiş. Sanırım buraya kadar problem yok diye düşünüyorum. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Şimdi gelelim. C noktasını nasıl tespit etmeye çalışacağız? Bakın arkadaşlar. A noktası apsis olarak eksi 7'den B noktasına 5'e ilerlemiş. Tekrar ediyorum. A noktasından B noktasına apsis eksi 7'den 5'e. Ne kadar fark var? Eksi 7'den 5'e. Fark ne kadar arkadaşlar? 12 midir? 12'dir değil mi? Eksi 7'den 5'e 12 birim ilerlemiş. Peki bu 12 birimlik mesafede kaç K birimlik mesafe var yine? Veya uzaklık var yine. 4K'dır. Dolayısıyla buradan K'yı kaç bulurum? 12, 4K ise K nedir arkadaşlar? 3'tür. Demek ki her K birimlik uzaklıkta apsis 3 birim artarak gitmiş. Neden artmış hocam? Eksi 7'den 5'e. Yön pozitif arkadaşlar. 1. 2. Şimdi C noktasındaki apsis değerini yakalamaya çalışacağım. Eksi 7'den yön pozitif 3 birim artarak ilerlediğine göre eksi 7'yi arkadaşlar 3 birim ilave edersem ne olur? Yani 3 birim sayı doğrusuna göre ilerlersem, sıfıra yaklaşırsam ne olur arkadaşlar? Eksi 4 olur. Demek ki x0 değerimiz eksi 4 olmalı. Kaldı ikisi. Çok basit bakın. Aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer tabii ki ayrı bir değerde ifade etmem lazım. Yani demin k için apsis için bunu belirttim ama şimdi de ordinat için farklı değerde derken bunu kastediyorum. Yön farklı olabilir. Çok önemli değil bizim için o. Şunu görmeniz yeterli benim için. 4'ten eksi 4'e. Yön ne arkadaşlar? Negatif. Peki ne kadar negatif? Eksi 8 azalmış. 4'ten eksi 4'e. Peki şöyle diyelim, buna K1 diyelim isterseniz. Karıştırmayın. Eksi 8. Eksi 8
4K için olursa arkadaşlar K nedir? Eksi 2 olmaz mı? Y için, ordinat için arkadaşlar bakın bunu sakın karıştırmayın. Birincisi absis, ikincisi ordinattır. Buna da K2 diyelim. Peki. Aynı şeyi ordinat için yapmaya çalışacağım. 4'ten eksi 4'e yön negatif. Toplam 4 birim. 4 birimde eksi 8. 1 birimde eksi 2. C'de bakın AC mesafesi de 1 birim olduğuna göre 4'ün üzerine eksi 2 ilave etmem gerekmez mi? Evet. Aynı şekilde B'den gelsem olur muydu? Farklı bir soru. Olurdu. Hiç problem olmazdı. Tamamen mantığımızı kullanmaya çalışıyoruz bakın. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda da ordinat noktasını açığa çıkartacağız. 4 artı eksi 2. Ne oldu? 2 oldu. Demek ki aradığımız C noktası eksi 4'e 2'dir. Ha, yok hocam ben bu yöntemi sevmedim. Cevabımız bu arada Denizli. Formülü kullanmak istiyorum. Tabii ki kullanmak isteyenlere de demin gösterdik zaten. Sorumuz var mı arkadaşlar? Peki. Evet, formül olarak görüyorsunuz burada. Birinci yol. İkinci yol olarak da yine demin izah ettim zaten. Farklı bir anlatım metodu için ekranda tutuyorum kısa bir süre. İsterseniz durdurup tekrar inceleyebilirsiniz. Demin de izah ettiğim gibi arkadaşlar. Deminki içten bu dıştan. Mantık aynı. Değişiklik mantıkta yok. Çözebilir miyiz? Çözeriz. Yine bakın elbette ki çıkış noktası nedir? Benzerliktir. Benzerlik bizim için çok önemli arkadaşlar. Yine bağıntımızı dıştan bölen nokta içinde vermeye çalışalım. Yine A noktası x1 y1 koordinatlar. B noktası x2 y2 ve C noktası bakın buraya dikkat edin dıştan. Dıştan dolayısıyla B tarafından örneğin şekle göre konuşuyorum tabii ki. Tales teoremi vesaire vasıtasıyla benzerlik bağıntısını kullanarak arkadaşlarım buradaki x0 yani C noktasının absis değeri x1 eksi k çarpı x2 bölü 1 eksi k ifadesine ulaşırsınız. Aynı şekilde y0 değeri de y1 eksi k çarpı y2 bölü 1 eksi k ifadesine ulaşabilirsiniz. Peki. Şimdi gelelim sorumuza. On birinci örneğimiz A noktası 5'e eksi 2, B noktası eksi 3'e 4 noktalara verilmiş. AB'yi